Merhabalar, bugün yine yazlık bakımımıza devam ediyoruz araç üzerinde. Bugün konumuz fren hidrolik yağı neden azalır? Daha da önemlisi azalırsa ne olur, ne yapılır ondan bahsedeceğiz. Bazı azalma durumlarında üstüne hidrolik yağ eklenmez. Hidrolik yağının seviyesi farklı şekilde yükseltilir. Birazdan bahsedeceğim. Bazı azalma durumlarında da sadece hidrolik yağ eklemek yetmez. Hava alma işlemleri de yapmamız lazım. Peki bu ayrımı neye göre yapıyoruz? Detaylar videomuzda. Öncelikle fren hidrolik haznemizde burada min ve max yazılarını görüyorsunuz. Min ve max arasındaysa ya da mine yakınsa üstüne fren hidrolik yağ eklemenize gerek yoktur. Fren hidrolik yağınız azalmıştır ama azalma sebebi fren hidrolik yağının bir yere gitmesi değil. Aynı yağ zaten sisteminizde. Peki biz buraya yeni yağ eklemeyeceksek yağ nasıl nereden gelecek de bu tekrar max'ın üzerine çıkacak? Bildiğiniz gibi fren merkezleri, fren pistonları, balatalar bittikçe daha ileride durur. Bu aradaki hacim farkı yüzünden de açılan boşluğa fren hidroliği dolduracaktır. Bu da haznedeki hidroliğin azalmasına neden olacaktır. Yani fren hidroliğiniz azalmışsa fren hidrolik yağı eklemeden önce mutlaka aracın balatalarının kontrol edilmesi lazım. Balatalarınız eğer azalmış ya da bitmişse balata değişiminden sonra fren merkezleri ve pistonlar ileri itileceği için fren hidrolik seviyesi de hiç ekleme yapmamanıza rağmen tekrar normal seviyesine gelecektir. Eğer eklersek ne olur? Eklediniz, tekrar max'a getirdiniz, kapattınız. Fren hidrolik yağı değişirken pistonlar geri itileceği için buradan fazla yağ taşıyacak ve altı görüyorsunuz. Boyalı metal. Bu kısma şanzımanın üstü çok önemli değil ama özellikle şu şase ve pod yağı, kılıç sacı kısımlarına hidrolik yağının bulaşmasına neden olacak. Bu da hidrolik yağ aşındırıcı, aşırı solvent bir malzemedir. Boya sökücü bir malzemedir de diyebilirim. Bu da aracınızın bu kısmın boyasına zarar verecek ama iç kısmın boyası kimin umurunda diye düşünebilirsiniz. Boya sadece görüntü için değil, aynı zamanda korozyonu önlemek içindir. Yani bu kısmın boyaları hidrolik nedeniyle çıkarsa o kısımlarda zamanla oksitlenme ve çürüme görülebilir. Bu yüzden tamamlamadan önce mutlaka fren balatalarınızı kontrol edin. Eğer ki tamamladınız, balata değişmeden önce şırıngayla çektirin. Çoğu usta buna dikkat etmiyor çünkü. Ekstra zaman şırıngayla fazlasını çekin ki dışarı taşmasın. İkinci durum, ikinci senaryo videonun başında belirttiğimiz, baktınız minin de altına düşmüş, haznede neredeyse hiç hidrolik yok. Bu durum biraz sakata kaçıyor. Onu da şöyle anlatalım. Tabii bu durumda hidrolik yağ eklemeniz gerekecektir. Hidrolik yağ eklediniz. Ama iş burada bitmiyor. Ondan sonra debriyaj merkezleri ve fren merkezlerinden hava alma işlemleri yapılması gerekiyor. Net. Hava alma işlemi yapılmazsa sistem içerisinde fren hidroliğinde hani fren hava yaptı derler ya, fren hava yapması. Bu durum oluşur. Yani rekorların içinde hidrolik haricinde hava bulunur. Bu da fren performansınızı düşürecek. Fren merkezlerinde özellikle o-ringler vardır, plastik. Onlara zarar verecek. Fren sisteminin ömrünü kısaltacaktır. Hepsinden, her şeyden önemlisi tabii ki de aracınızın fren performansının düşmesi size güvenlik riski teşkil edecektir. Peki fren havası nasıl alınıyor? Bunu da kendiniz yapabilirsiniz. Biraz zahmetli, tekeri sökmeniz gerekiyor ama nasıl fren havası nasıl alınır videomuz var. Hemen şu kısımda linkini bırakacağım. Ayrıca o videoya da göz atabilirsiniz. Eğer bu şekilde fren hidrolik kutusu tamamen boşaldıysa hava alma işlemi de yapılması gerek. Bir de önemli dipnot, genellikle balatalar yüzünden aşağı yukarı fren hidrolik seviyeniz değişebilir. Ama komple bittiyse bir yerde kaçak ihtimali vardır. Peki en sık gördüğümüz kaçak yeri neresi? Debriyaj alt ve üst merkezi genellikle hidrolik kaçağının en sık yaşandığı yerler. Debriyaj pedalı çok yumuşaksa, ara ara boşa çıkıyorsa, fren pedalı çok yumuşaksa, ara ara boşa çıkıyorsa ve fren hidroliğiniz paralelinde azalıyorsa merkezlerde ya fren merkezleri ya debriyaj merkezlerinde kaçak olabilir. Bu arada buraya eklediğiniz hidrolik yağını hem frenler hem debriyaj kullanıyor. Debriyaj merkezleri de fren hidroliğine bağlı, bilginiz olsun. Fren hava alma işleminden sonra kaçak kontrolü yapılması lazım. Kaçak kontrolü freni pompalayarak, debriyajı pompalayarak amatör şekilde yapabileceğiniz gibi buraya basınçlı bir kapak yerleştirip sisteme hava basarak da kaçak kontrolü yapılabilmekte. Sözü fazla uzatıp sizi sıkmayalım. Harici teknik bilgi istiyorsanız aşağıdaki yorum bölümünden ya da forumdan bize her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Oradan detaylı teknik cevaplar verebiliriz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi kapanış ekranına geçelim.